Sevgili hocam, ahir zamanın bir özelliği olarak toplumlardaki aile yapısı gün geçtikçe daha da bozuluyor. Buna en son örneklerden biri şarkıcı ve aktris Lindsay Lohan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile ortaya çıktı. Daha 23 yaşında olan genç oyuncu aile sorunları nedeniyle alkol ve kokain de dahil akıl bulandıran maddeler kullanmaya başladığını itiraf etmiş. Bir keresinde aşırı dozda uyku ilacı alıp bayılmış ve zor kurtarılmış. Daha bu yaşta 3 kez rehabilitasyona gitmiş. Bunun sebebinin babasının ailenin sırlarını basın açıklamasıymış. Daha 23 yaşında bir genç kızın başından geçen bu olaylar konusunda ne düşünüyorsunuz? Lindsay Lohan, evet çok sevimli bir genç kız. Evet. Bir kere sevgisiz, gerçek sevginin olmadığı bir dünyada yaşıyor bu insan. Sevgi insanın oksijen gibi en büyük ihtiyaçlarındandır. Yani sevgisiz insan yaşayamaz. Sevgi olmayınca bir genç kız bunalıma girer, hasta olur. Ama sahte sevgi değil. Yani böyle hani bazı it kopuk çakallar çıkıyor, ben seni seviyorum diye internetten yazı yaz gönderiyor bilmem ne falan, böyle 3 numaralı bakışlar. O onları daha da zehirler, daha da canını yakar. Yani onlarda çünkü sevgi yok. Onun amacı onu alıp kullanmak. Yani şöhretini kullanmak, parasını kullanmak, bedenini kullanmak. Onu çöplük gibi görüyor zaten, o pisliğini atacak bir çöplük olarak görüyor. Onda sevgi yok. Dolayısıyla her yerde sevgisizlik görünce ruh kanserleşiyor ve bunalıma giriyor. Mesela bak, annesi babası en güvenilir insan olması gerekiyor. Aile sırrı mezara kadar gider. Ama mesela bakıyorsun aile sırrı diye bir konu da kalmıyor. Çocuğunu müşkül durumda bırakacak bir bilgiyi rahatça açıklayabiliyor bir insan. Ama asıl kökeni tabii Allah korkusunun, Allah sevgisinin olmaması. Çünkü Allah korkusu, Allah sevgisi olmadığında gerçek aşk, gerçek tutku ortadan kalkar. Gerçek sevgi ortadan kalkar. Artık et kemik sevgisi kalıyor. Onu alkışlıyorlar ama et kemik birbirine çarpıyor. Şak 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 et kemik sesi geliyor onun kulağına. Yani alkış sevgiden kaynaklanan bir alkışsa bir anlamı olur. Etin kemiğin birbirine çarpması onu ilgilendirmez. İnsanlar onu et parçası gibi görüyorsa ondan da mutlu olmaz. Onu bir kendini eğlendiren bir unsur olarak görüyorsa yine mutlu olmaz. Gerçekten sevilmeye ihtiyacı vardır insanın. Bunu bulamayınca o bunalım başlar. İnşallah. Mesela sevdiğini söyleyen adam bakıyorsun, parası için seviyor, tipi için seviyor. Mesela biraz yaşlanıyor, adam tiksiniyor, atmaya çalışıyor, başından atmaya çalışıyor. Veya doğum yapıyor, doğumda çok ciddi bozuluyor vücutları kadınların. Yani %99'un öyledir, bozulur. Hemen ondan kurtulmaya çalışıyor şahıslar. Birçok kişi. Veyahut mesela 20 yaşında bir kız 10 yıl, 30 yıl, 30 yaşına geliyor mesela 10 yıl içerisinde. Çöküyor tabii. Yani genç kız fazla dayanmaz. Biraz sigara falan da kullanıyor. Uykusuzluk da etki ediyor. Ama en ziyade sevgisizlik. Kısa sürede onları çökertiyor. Hemen adam daha genç birini aramaya kalkıyor. Bu da onun için bir kabus gibi bir şey oluyor. Çünkü 10 yıl hemen geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. 30'dan sonra da bir anda da 40'a geçiyor. Bir 10 yılda daha geçiyor. 40 oluyor ve bitiyor. Her şey bitiyor onun için. Onun için böyle bir dünyada gizli dram yaşanıyor. Bu Lindsay Lohan'ın problemi de bu. Yani İnşallah. bu acıyı yaşayan insanlardan. Yoksa o gerçek anlamda sevgiyi, şefkati yaşasa, korunup kollansa, sürekli dinç kalır, sürekli neşeli kalır. Ne uyuşturucu kullanır, ne başka zararlı maddeler kullanır, ne böyle acı içerisinde kalır. Yani ünlü olan şahısların hemen hemen birçoğuna bakıyorsa hep uyuşturucu kullanıyorlar. Çünkü hep yalnızlık çekiyorlar. Yani insanlar onları kendilerini eğlendiren bir varlık olarak görüyor birçoğunu, bazı insanlar. Bu çok azap verici bir şey. Yani gerçek sevgiyi bulamamak, en ufak bir açığında onu hemen indirmeye çalışmaları, mesela hastalanmaları aleyhlerine oluyor. Mesela solgun görülmesi aleyhine oluyor. Hemen basında resmi çıkıyor. Diyor ki, bakın diyor, neydi ne oldu diyor adam. Mesela saçı başı dağınık bir resmi çıkıyor. Bir anda onun aleyhine kullanıyorlar. Ayağa takılıp düşüyor mesela. Onu kare kare yayınlıyorlar. Onu çok sanki aşağılayan bir şeymiş gibi. Veyahut mesela yolda çıkarken birisine çarpıyor, olay oluyor. Veyahut ağzından bir söz kaçırıyor, onu da aleyhine kullanıyorlar.
Böyle bir dünyada mutlu olamıyor bu insanlar. Yani gerçek dostluğu bulamadığı için mutlu olamıyorlar. Bu kızcağızın da mutlu olamamasının nedeni bu. Anne baba şefkati çok önemlidir. Toplumun şefkati, sevgisi çok önemlidir. Gerçek sevgiyi yaşamak çok önemlidir. Ama hepsinin üstünde Allah'a tam teslim olmak, Allah'a sığınmak çok önemlidir. İnşallah. İnşallah insi lohun da Allah'a tam sığınır, Allah'a tam teslim olur. Kur'an hakikatleri inşallah kalbine iyice işler. Dolayısıyla Allah onu koruyup kollar ve rahatlar inşallah.